Evet arkadaşlar, hepinize iyi akşamlar. Bugün bu canlı yayında sizlerle IoT Security konusunda ve yine IoT Security'de kariyer konusunda sohbet edeceğiz. Evet, yine her zaman olduğu gibi YouTube, Twitch, Twitter ve LinkedIn üzerinden bu canlı yayını izleyebilirsiniz. Ben şöyle yanda ekranda da e, bakıyorum e, YouTube'dan gelen yayına. YouTube ve Twitch üzerinden daha sağlıklı takip edebiliyorsunuz. LinkedIn'de donabiliyor yayın, Twitter'da da aynı şekilde. Ee, yine arada donuyorsa YouTube üzerinde de artık internet bağlantısından olabilir. Çünkü daha eski bir modem taktım bugün evde. E, modem bozuldu. Twitter'dan da takip edenler görmüştür. E, biraz şey yaptık ne diyelim. Türk önce bir yazıştık dedim. İyi dediğimiz 3 gün yaşıyor ama Tüknot.net ile ilgili bir video çekmiştim. Geçtiğim gün, geçtiğim günlerde YouTube kanalımda bir video vardı. Sonra baktım sabah internet gitti. Modemin One ışığı, wi Network ışığı ve internet ışığı yanmıyor. One ışığı yanıp sönüyor falan. Neyse sonrasında evde eski bir VDSL modem vardı onu taktım. Baktım internet geldi. Sonradan anladım ki modemde bir problem var. Ee, teknoloji insanları bizim gibi insanların da böyle aslında evde yedek cihaz bulundurması çok önemli. Yani bir VDSL modem olur, işte access point olur, ne geliyorsa. Yani bir cihazın yedeği hemen e, bozuk mu değil mi anlamak için. Sonuçta gelen kabloyu falan değiştirdim başka kablolarla, telefon kablolarıyla denedim. Kabloda bir sorun yok. Dediğim gibi eski VDSL modem kurdum ayarlarını yaptım, çalıştı. Demek ki modemde bir arıza varmış. Modemi de işte yarın kargo ile göndereceğim Zyxel modem daha kaç aylıktı? Herhalde bir 8 aylık falan bir cihazdı. Artık garantiden döner. Yani o şekilde garantiden döner dediğim artık tamir olur ya da yeni bir şekilde gelir. Evet bu arada iyi yayınlar, merhaba, iyi akşamlar gibi farklı platformlarından farklı platformlardan selam veren arkadaşlar var. Hepsine teşekkür ederiz. Evet dediğimiz gibi bugün e, konumuz siber güvenlik IoT security üzerinde kariyer. Ee, şimdi nereden çıktı bu yayın derseniz, geçtiğimiz haftalarda ben bir Twitter'da tweet atmıştım. Twitter'dan bu arada Twitter'danız varsa, takip etmiyorsanız beni mutlaka takip edin. Twitter'da Cemal Tener diye yazarsanız çıkar benim hesabım. <gülüyor> bu <gülüyor> hesap üzerinden aslında bugünkü konumuzla ilgili birçok da paylaşım yaptım ben. Yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane... Tweet paylaşmışım öğleden sonra. GitHub'dan birçok depo paylaştım. İşte PDF paylaştım. Ee, birkaç tane e, operating sistem paylaştım. Biraz sonra bunlardan bahsedeceğiz. Ee, YouTube'da arkadaşlar kanalıma katılla destek olabilirsiniz. Yine sohbet kısmında e, baktığınız zaman... E, yani ...sohbet ekranında, YouTube'un sohbet ekranında... ...şurada Cemal Taner kanalına desteğinizi gösterin diyor. E, bu şey çıkmış süper sticker ve süper chat chat diye bir şey var. Onlar benim kanalda etkili olmuş. Oraya da tıklayıp oradan da destek olabiliyorsunuz. Animasyonlu resim ve süper chat e, mesajları gönderebiliyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. Yine Twitch üzerinden de izleyenler var mı bilmiyorum. Şu an yayını izleyenlerin büyük çoğunluğu YouTube'dan izliyor. Çünkü yayını ben görüyorum 17 kişi izliyor. Bunun 15'i YouTube'dan. Biraz da test amaçlı yapıyorum bunları. Yani e, YouTube üzerinden izleyenler daha çoğunluktaysa önümüzdeki yayınları sadece YouTube üzerinden gerçekleştiririz. Evet, yavaş yavaş arkadaşlar ben <laughs> bahsetmek istediğim şeylerden bahsedeyim. Sonrasında e, sizin sorularınızı alacağım. <laughs> Bu arada soru olan arkadaşların da sorularını e, cevaplamaya çalışacağım ama şu an yazdıklarınız... Arada kaynıyor gidiyor o yüzden tekrar yazmanızı rica edeceğim arkadaşlar onu da söyleyeyim çünkü e, bu sohbet ek sohbet ekranına gelen e, şeyler mesajlar birkaç farklı platformdan geldiği için ben hepsini takip etmiyorum ben sadece şu an Restream üzerindeki sohbet e, mesajlarını görüyorum oradan cevaplayacağım yeni sohbet mesajları geldikçe de sizin mesajlarınız arada kaynıyor e, konu da bölünmesin diye o yüzden şimdi cevap vermeyeceğim biraz sonra cevap vereceğim. Onu da söylemiş olayım. Yayın kaydediliyor. YouTube kanalından tekrar izleyebilirsiniz arkadaşlar. Çok öyle ekstrem bir durum olmadıktan sonra hani böyle atarlanmadın atarlanmadıktan sonra <laughs> hoşuma gitmeyen, sonrasında pişman ol, olduğum şeyler söylemedikçe yayını kaldırmıyorum ben. Yayın orada kalıyor. Bazen de kaldırabiliyoruz yani böyle şeylerden dolayı. <laughs> Onu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar, şimdi IoT nedir diye başlayalım birkaç cümleyle. Internet of Things diye geçiyor aslında. Yani Internet of Things e, nesnelerin interneti diye Türkçe'ye çevriliyor ama benim e, çeviri tercim aslında şeylerin interneti. Hatta Cisco ilk zamanlar Internet of Everything diye e, kendisi bu şekilde bir literatüre bu kelimeyi getirmişti. Ama çok tutmadı. Piyasada IoT diye tuttu. Yani Internet of Everything değil, Everything değil, Internet of Things tuttu. E, nesne interneti diye bizim Türkiye, Türkçe çevirdiler ama dediğim gibi şeylerin interneti daha mantıklı. Neden? E, çünkü şey dediğiniz şey nedir? şey aslında her şeydir. Aklınıza gelen her şey internette, e, internete bağlanır hale geliyor bugün. Yani bugün aslında IoT dediğim şey e, bir network'ün bir e, ağın parçası olan her şey. Yani baktığımız zaman eskiden internete bağlanan cihaz sayısı çok sınırlıydı. Yani evimizde bir, bir bilgisayar bağlanırdı. Hatta ee, şu an yukarıda depoda getirsem bilmiyorum. Benim mesela serial porttan bağlanan bir modemim vardı. O modem bizi direkt internete çıkarırdı. Hatta o zaman public IP üzerinden çıkardınız. Yani böyle bir private IP'niz de olmazdı. 190, 168. Hatta o yüzden e, direkt e, bir evdeki kişinin bilgisayarını hacklemek daha kolay oluyordu. Bu dediğim sene 98, 99 tabii. Yani çok kolay ulaşabiliyorduk o zaman insanların bilgisayarlarına. E, tabii her zaman söylüyorum yani ben e, en fazla yaptığım bir adamın bilgisayarının e, CD-ROM sürücüsünün kapağını açıp kapatmaktır. Yani en fazla yaparsam yani şimdiye kadar e, 94 yılından beri dediğim gibi internet kullanıyorum. E, kötü amaçlı hiçbir şekilde bildiklerimi kullanmadım ve hiçbir şekilde bir sisteme bir kişiye zarar vermedim. Bunu da her zaman açıkça söylüyorum. Yani birçok insan yaptığını söylemez ama ben açıkça söylüyorum yani yapmadım yani yasa dışı hiçbir şey. E, oradaki hacking anlamında yapmadım. Çünkü her zaman şunu söylerim yani size yapılmasını ister misiniz böyle bir şeyin başınıza gelmesini daha önce anlatmıştım yani bir adam düşünün bir engelli oğlu var bir yerde bilgi işlem çalışanı orada siz kötü niyetli bir ekırsınız ve gidiyorsunuz hekliyorsunuz ve adam işsiz kalıyor çocuğunun da çok yakın bir zamanda ameliyatı var ölüyor ediyor falan yani bunun manevi sorumluluğunu taşıyabilir misiniz veya bunu tercih eder misiniz ediyorsanız böyle şeyler yapın dediğim gibi. Ee, bu iş biraz vicdan meselesi olduğu için. Yani ben biraz düşündüğümden dolayı böyle ayrıntılı. Kötü niyetli hiç bu bilgilerimi kullanmadım. Onu da baştan söyleyeyim. Her şeyin internete bağlandığı bir dünyadayız. Kısaca onu söylemiş olalım. Sadece bilgisayar bağlanıyordu eskiden. Yani sadece bir tane desktop masaüstü dediğimiz zaman işte 98-99'lar. Ama bugün evimizde neler var? Birçok şey var. Yani akıllı ampul bile çıktı. Yani ampulü ne yapıyorsunuz? İşte ee, bir e, mobil uygulamayla ediyorsunuz. İşte neler çıktı? Süpürgeler. Robot süpürgeler çıktı. Hemen bir tanesini göstereyim. Bakın. Şarjdaydı da. Şöyle. Bakın. Biraz sonra reklamını da göstereyim. Şöyle ufacık bir şey. Robogil Markası gözüküyor bilmiyorum. Bu da bir ayırtıcı cihazı. Yani ne yapıyor? Yap iş evimizi süpürmek. Ama internet üzerinden ne yapabiliyorsunuz? Kontrol edebiliyorsunuz ya da mobil uygulamasından işte evde değilken çalıştırıyorsunuz durduruyorsunuz ya da işte evdeki başka bir cihaz yani baktığınızda networke eve evdeki ağa bağlanan sonuçta internete de tabi çıkan her türlü cihaz aslında internet of things dediğimiz iot dediğimiz cihaz olarak düşünebilirsiniz yani buzdolabından televizyona kadar televizyonlarda bugün işte akıllı televizyonlar smart tvler ne yapıyor internete bağlanıyor. Onlar da aslında nedir? Bir IoT cihazıdır. Onu da söylemiş olalım. Şimdi tabii önemli olan bunların güvenliğini sağlamak. IoT security çok önemli hale geldi. Yani başlar e, de bu konuda kariyerle ilgili e, söylerken aslında security konuları temelde aynı. Yani IoT security ile ilgili öğrenmeniz gene, gelen, öğrenmeniz gereken Temel şeyler yine aynı. Yani bu web güvenliği ile ilgili, ağ güvenliği ile ilgili. Yani siber güvenliği nereden başlarız diye bir e, videomuz vardı. YouTube kanalında izleyebilirsiniz. Siber güvenliğe nereden başlarım diye. Orada görebilirsiniz. Yani temelde işte Linux, Network ve e, programlama ve algoritma becerisi. Bunları e, öğrenmeniz temelde bunlarla başlamanız tavsiye edilir. Herkesin tavsiyesi bu. Yani bu sektördeki... Ve bununla ilgili 3 tane Türkçe ücretsiz kaynak paylaşmıştım. Siber güvenliğe nereden başlamalı diye. Benim YouTube kanalımdan bu videoyu izleyebilirsiniz. Kısa bir video. Linkleri de altında var o kaynakların linkleri de. Yani nedir işte temel yani IoT Security ile ilgili de bunlar geçerli. Yani işte nedir bir network, nedir bir Linux, nedir bir işte web programlama. Yani IoT cihazını siz cloud üzerinden belki kontrol ediyorsunuz. O da bir web servisi çalışıyor o tarafta. Ee, ve nedir mesela gömülü sistemler. Yani o cihaz üzerinde bir ne var? Firmware var. O az önce gösterdiğim robot süpürgenin de bir firmware'i var. Ve bugün en büyük sıkıntı IoT sistemlerde güncellenmemesi firmware'lerin. İşte geçen e, Cuma günü Şenol Bey ile bir yayın yaptık. İzleyen arkadaşlar vardır. İşte ileriki dönemlerde bu firmware'lerin otomatik olarak güncellenmesi gerekecek ya da belki de bu şart olacak artık. Geçtiğimiz yıllarda Mirai diye bir botnet ortaya çıkmıştı. Hala türevlerini görebiliyoruz. Nereden çıkmıştı bu Mirai Botnet arkadaşlar? Bu işte IoT cihazları sayesinde. Çünkü varsayılan ayarlarda bırakılıyor birçok. İşte bebek kamerasından az önce söyledim robot süpürgelere ya da birçok işte access pointinden evimizdeki modemlere, routerlara kadar. Admin admininden ya da admin dördünden yani ya da işte Vodafone Vodafone ya da işte TTNet TTNet neyse. Bunların birçok e, default varsayılan password'lerini internette bulabilirsiniz. Adamlar ne yapıyorlar? Bu cihazlara erişip varsayılan ya da daha basit parolalarda, brute force'ta da kırabiliyorlar tabii basit parolalarla. Bu cihazlara erişip bu cihazları ele geçirip çok e, küçük e, boyutta bunlara programlar yükleyip sonrasında bunları bir botnet'in parçası yapıyorlar ve DDoS yaparken kullanıyorlar. Ve geçtiğimiz yıllarda Mirai botnet ar aratırsanız burada Amerika'daki birçok servisi Netflix'inden işte Twitter'ına kadar birçok servisi durduracak seviyeye gelmişti bu saldırı. Miray Botnet'ten yapılan DDoS saldırısı. E Zaten hep söylerim yani şu dünyada bir ölüme bir de DDoS'a çare yok diye. Yani sonuçta teknik olarak yapılacak bir şey yok. Yani engelleniyor sonuçta DDoS atakları ama geçtiğimiz yıllarda bir banka yaşamıştı mesela böyle bir atak. Hatta bir buçuk gün iki gün sürmüştü. Daha sonra Akama ile anlaşmıştı bu banka ve Akama'yı geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmıştı. İşte Avrupa'nın en büyük bir bankasına yapılan DDoS saldırısını engelledik diye ve bu saldırıyı 9. dakikadan sonra engellemişlerdi. Yani 9 dakika sonuçta yine o saldırıya maruz kaldı o sistemler 9 dakika çalışmadı. Ama sonuçta 9 dakika çalışmaması da büyük bir sıkıntı oluşturabiliyor. Yani teknik olarak engellenecek bir atak değil DDoS hatta onu da söylemiş olalım ama azaltma etkisini azaltma veya engellemek için birçok teknikte tabii geliştiriliyor. İşte IoT cihazları burada kötü amaçlı kullanılabiliyor. Az söylediğimiz Mirai botnetinde olduğu gibi. Veya farklı amaçlarla yine kullanılabiliyor. Veya yine e, bir haberde mi görmüştüm? Ya da Kevin Mitnick'in bir kitabından vardı? Ya da bir haberde de olabilir. Yani bir e, şeyi e, hacklerken, e, ne diyelim kumarhaneyi ya da bir yeri, oradaki akvaryumdaki, akvaryum içerisindeki internete çıkabilen bir Termostat üzerinden yapıyorlar bu işi. Yani bir termostat var. Termostat internete bağlanan bir termostat, bir IoT cihazı ve düşünün o ağ bu sayede sızıyorlar. İşte IoT cihazları ağımızı bu şekilde zayıf hale getiriyor. Yani IoT cihazlarının güvenliği ya da IoT üzerine penetrasyon testleri önümüzdeki zamanlarda daha e, ne olacak arkadaşlar? Popüler olacak. Bu yüzden de IoT security tarafında uzmanlaşmanızı tavsiye ederim. Bu konuda dediğim gibi Twitter'da kaynaklar paylaştım. Şöyle yavaş yavaş isterseniz onları da e, değinmiş olalım. E, yaklaşık 10 tane. Kitapta birçok depo paylaştım arkadaşlar. E, i̇şte yani şeyden bakarsanız dediğim gibi e, Twitter'dan bakarsanız bu kaynaklara. Twitter hesabınız yoksa da Twitter'a girip Cemal tener yazın. Cemal tener Twitter yazın yine görebilirsiniz. Yani benim tweetlerim kapalı değil. Herkes açık. Oradan da görebilirsiniz paylaştığınız şeyleri. Bir anlamda not alma şeklinde ben yapmış oldum. Paylaştığım tweetlerde e, birçok güzel kaynak var. E, i̇şte IoT Security 101 diye bir web sitesi var. Orada e, ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. IoT Security ile ilgili işte işte hem ağ tarafı hem network tarafı hem mobil uygulama tarafı. Çünkü IoT cihazlarının hem dediğim gibi cloud tarafından diyelim ki bir aracılığıyla yönetiyorsunuz. Ya da bir mobil uygulaması var. O mobil uygulamanın güvenliği de önemli. Bu, bu zaman ne yapmanız lazım? mobil uygulama güvenliği de bilmeniz lazım. Web güvenliği de bilmeniz lazım. Sonuçta network güvenliği de bilmeniz lazım. Kablosal protokolleri ve bunların güvenliğini bilmeniz lazım. Sadece Wi-Fi değil. IoT cihazlarında LoRaWAN'ından Zigbee'sine kadar farklı protokoller kullanılıyor. Bu protokolleri de öğrenmeniz lazım. Veya işte firmware gömülü cihazlardaki bu ya da IoT cihazlarındaki e, bellenim diye Türkçe'ye çevirmişler ama firmware diyebiliriz. Bu firmwarelere karşı o cihazın işletim sistemi diye düşünün. Buna karşı işte sızma testleri ya da işte donanımın kendinden e, kaynaklanan bir zafiyet vardır. Oradaki zafiyetler bunları IOT Security 101 e, dediğim bu şeyde görebilirsiniz. Birçok yine mesajlaşma protokolleri var web üzerinden işte mesela bir tanesi MQTT protokol anlayacaksınız ki protokolden kaynaklanan zafiyetleri ne yapabilirsiniz? Öğrenebilirsiniz. Yine bu cihazlar kablosuz olarak bağlanıyor. Az önce söylediğim gibi protokoller var kablosuz. Protokollerden kaynaklanan yine zafiyetleri ne yapmanız lazım? Ee, öğrenmeniz lazım. Evet paylaştığım tweetlerden gidebilirsiniz arkadaşlar. Sonra bir tane IoT Security ile ilgili bir pentest os var. Atifi.com diye bir site var. Oradan indirebilirsiniz 6-7 GB mi ee, bu e, penetrasyon test e, dağıtımı hani Kalinux gibi bir dağıtım e, indirip kurabilirsiniz. Uzantısı OVA mıydı başka bir şey miydi hatırlamıyorum da. Ee, yine GitHub sitesi var. Ee, oradan da ya da Google Drive'dan da indirebiliyorsunuz. Google Drive'da ne kadarmış. Evet ova uzantılı. Yani şeyde ne yapabilirsiniz? Virtual açabilirsiniz. Direkt indirip. Kali'nin e, e, kurulumu gibi ya da işte açılması gibi. İçerisinde birçok e, şeyler var. Araçlar var. Ordunya cihazlara karşı ya da ne bileyim e, bu Raspberry Pi veya benzeri. Tabi burada da temel yine birçok araç aynı arkadaşlar. Yani siz Network sızma testinde ya da web sızma testinde ne kullanıyorsunuz? İşte bu metasploit kullanıyorsanız burada yine bu araçları kullanıyorsunuz. Yani bu az önce söyledim, etifay e, şeyinde de penetrasyon testing dağıtımları bu distro'da da Ubuntu temelli bir dağıtılmış. Bunları görebilirsiniz. Evet, bunların dediğim gibi linklerin hepsini Twitter'da bulabilirsiniz. Yine e, bir bir Virtual, e, Virtual Environment, Environment var. E, IoT cihazlarla ilgili Pentest Tools.net sitesinde görebiliyorsunuz. Burada da e, aslında e, ne yapmışlar? Yine böyle az önceki e, bahsettiğimiz e, dağıtım'a benzer bir dağıtım yapmışlar. Yine Ubuntu tabanlı. Bunun da yine aynı şekilde e, tıkladığınız zaman kitapta e, şeyi var. Deposu, reposu, repository. Neyse. Buradan ne yapabilirsiniz? İndirebilirsiniz. Bunları deneyebilirsiniz. Bunları yine Google Drive'da linki var. Google Drive'dan diyebilirsiniz. Yine burada bir pdf paylaştım. Ethical Hacking and IoT Device diye ee, bir pdf. Öyle açık kaynak e, pdf'ler yani sonuçta telif hakkı olmayan birkaç tane paylaştım. Yine bu verdiğim sitelerde de birçok arkadaşlar link orada bulabilirsiniz. Ee, awesome Embedded and IoT Security. Hem IoT e, cihazdan hem de Embedded gömülü sistemlerle ilgili güvenlik böyle güzel linkler var burada da paylaştığım linklerden biri. İşte bunların analiz frameworkleri var, analiz araçları var, bir sürü e, hazır toollar da ne yapabiliyorsunuz, kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra ne var? İşte Penetration Testing Tool for IoT diye yine bir arkadaş burada paylaşmış. Burada da birçok Peniot demiş. Yani Penetration Testing for IoT, Internet of Things diye. Ee, burada birçok şeyi bir araya getirmiş. Kendisi bir yine dağıtım yapmış. IoT Security ok diye bir site var. Az önce verdiğim e, GitHub profiline falan giden linkleri var. Yine ne var? Swiss Army yani İsviçre çakısı. Hani her işe yarar ya. E, e, IoT cihazlara Penetrasyon testi yaparken İsviçre çakısı demiş. Yani birçok yine aracı bir araya getirmiş bu sayfada. Buradan bakabilirsiniz. Yine böyle güzel bir şey var. E, framework tarzı bir şey var. Yine Amazing IoT Security diye güzel linkler var. Evet yani böyle Twitter hesabından bunları arkadaşlar az önce paylaştığım e, şeyleri görebilirsiniz. Daha da kitapta birçok bu konuda güzel linkler var. E, derseniz ki nereden öğrendik? Paylaşımları nereden görebiliriz demiş bir arkadaş. Dedim ya. Twitter hesabımda, Twitter'dan paylaştım. Cemal Tener Twitter diye Google'da yazarsanız illa Twitter hesabınızın olmasına da gerek yok. Yani, e, normalde Google'a girince çıkıyor bilmiyorum da Cemal Tener Twitter yazın. Twitter. Evet, benim Twitter hesabım gelir. Oradan da herhangi bir şekilde Twitter hesabınız olmasa da bu paylaşımları ulaşabilirsiniz çünkü benim hesabım herkese açık. Kapalı bir hesap değil. Az önce paylaştım bütün her şeyi oradan da ulaşabilirsiniz Twitter Twitter hesabımda paylaştım bu arkadaşlar. Yani böyle burada şimdi söyleyince havada kalır ya da linkleri paylaşmak dedim ya birkaç tane ortama şu an yayını gönderiyorum. Ondan dolayı sıkıntı olabilir diye Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bu arada BTK Akademi'de arkadaşlar IoT Security ile ilgili bir eğitim var. Eğitimler ile ilgili iyidir, güzeldir, hoştur e gibi bu yor yorumlar dediğim gibi ben yapmıyorum. Hep soruyorlar şöyle mi, iyi mi böyle mi kötü mü böyle. Dediğim gibi sonuçta bir emek harcanmış. Buradan BTK Akademi'de giriş yaptığınız zaman Ben de giriş yapayım da. Ben de eee Kayıt olmuştum. IOT diye eğitimlerde aratırsanız arkadaşlar... ...Nesnelerin interneti IOT ve Güvenliği diye... E, ...herhalde Wester'den bir arkadaş bir eğitim hazırlamış. E, burada böyle bir şey var. Temel IOT ile ilgili, MQTT protokolü, mesajlaşma protokolü ile ilgili... ...falan böyle temel şeyler var. Yani çok uygulama ağırlıklı değil ama... ...yine güzel, e, yaklaşık 2-3 saatlik bir eğitim. E, en azından temel terimleri öğrenmeniz için... Ne yapabilirsiniz? Ee, bu konular önemlisi BTK Akademi. Bilgi Teknolojileri Kurumu. BTK Akademi var. İşte 1 milyon istihdam falan diye. Bunları duymuşsunuzdur. Buradan arkadaşlar yine bu IoT Security ile ilgili az önce paylaştığım e, dokümanlar ek. Bunun dışında birkaç tane eğitim gördüm. E, Türkçe eğitimler de var. E, i̇şte Besim Hoca'nın CyberPet e, sitesinde bir eğitim gördüm. Fiyatı baya tuzlu geldi tabii yaklaşık 7 bin lira. Tabii içinde eğitimle ilgili dokümentasyondan başka tabii set de var. Yani belirli işte One zafiyet olan içerisinde cihazlar var. Şunlar var bunlar var. O içinde tabii bir maliyeti var. O yüzden e, biraz maliyetli olmuş olabilir. Onu da söylemiş olalım. Evet arkadaşlar temelde benim söylemek istediklerim bunlar. Biraz böyle zipleyip hızlı bir şekilde söylemiş olduk. E, bundan sonrası tabii size kalıyor. Yani biraz araştırarak ederek temel tabii siber güvenlik konularında belli bir seviye geldikten sonra bu konularda da daha böyle dediğim gibi siber güvenliğin alt dalı olarak ne yapabilirsiniz? Uzmanlaşmaya çalışabilirsiniz. Evet. Şimdi şöyle bakalım mesajlarınıza. Heh, şimdi yukarıdan geliyordu. Şimdi cloud sektöründe hukuki regülasyon. Bunlar yukarı aşağı kayıyormuş zaten ben daha önce niye yapamadım ya? <laughs> Ha şeydekini ben şey yapamadım. Ekrana gelen mesajları. Yoksa şurada geliyormuş. Neyse geçen Şenol belli çünkü sohbet ederken ben ekrana sizin karşınıza da çıkan mesajlar var. Orada kaydırmaya çalışmış yukarı aşağı mesajları. Sağ tarafta chat alanında burada görebiliyormuşum. Neyse yukarıdan itibaren şöyle bakalım. Evet. Bu arada güzel mesajlar var işte. Hocam şöyle iyisiniz böyle iyisiniz. Onlar sizin üstünüz anınız. Teşekkür ederiz onlara. Sorulara ben baştan şöyle bakıyorum. Arada yine soruları olan varsa cevaplandıralım. Yoksa yavaş yavaş elveda demiş olalım arkadaşlar. Türkiye'nin robotu Robogil. Türkçe konuşma ve ultraviyole özelliğiyle farkı yaşayın. Robogil. İyi e robot herkesin hakkı. Türkiye'nin robotu Robogil. Türkçe konuşma ve ultraviyole özelliğiyle farkı yaşayın. Robogil İyi e robot herkesin hakkı. Evet dedik ya reklamlar. Reklamları da izlediniz. Arada reklam aldık dermişiz. Reklam değil de dediğim gibi sevdiğimiz bir marka. Türk markası. Bazen diyor e, hocam diyor çok robot Çin'de yapılıyor. Arkadaş elindeki iPhone da Çin'de yapılıyor. <gülüyor> yani <gülüyor> ona bakarsan her şey Çin'de yapılıyor. Böyle şeyle gelmeyin yani argümanlarla. Hani şimdi aşk karşıtları diyor ya işte bu deneniyordu bilmem ne oluyordu falan. Tabi herkesin görüşüne de saygım var. E şimdi bugün Amerika'da FDA ne yapmış? Bir önteki onaylamış şimdi. Ne oldu değil mi? Sonuçta onaylanmış artık onaylanmamış. <laughs> Deneyiz falan filan denecek bir şey kalmadı. Evet şimdi başlayalım sorulara. Arada dediğim gibi yine sorularınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Ee, cloud sektöründe hukuki regülasyon hareketleri dünyada mevcut düzenlemeler Türkiye'de başlar mı? Türkiye'de var zaten arkadaşlar yani kamu ile ilgili var Cumhurbaşkanlığı genelgeleri var yani kamu kuruluşları hiçbir şekilde Azure'dur AWS, e, Amazon'dur ya da Google Cloud'dur bunları kullanamaz e, bunlar e, belli Türkiye'de de, e, yine buna ilgili buna benzer özel sektörü kapsayan e, regülasyonlar gelebilir mi? Gelir zaten dediğim gibi çok regülasyon var şu an. BTK'nın, kanın BTK ondan sonra bileyim işte EPDK'nın var da var. Yani bunlar sonuçta buna tabi kurumlar. Bu az önce söylediğim gibi verilerini yurt dışında saklayamadıkları için e, nasıl denetleme kurulu olsun, e, bankacılık düzenleme denetleme kurulu olsun ve zaten Türkiye'de tutmak durumunda. Az önce söylediğimiz e, Microsoft'un, Amazon'un, şunun bunun, Google'un, IBM'in, Oracle'ın vesaire cloud'unu zaten kullanamıyorlar bunlar. Yani hem kamu kurumu hem de regülasyona tabi olanlar. Onun dışında yani firmalar için de böyle bir şey gelir mi? Gelebilir yani. Evet iyi akşamlar iyi akşamlar. Elon Musk amcamızın Starlink projesi. Starlink arkadaşlar daha yeni yeni başlıyor. Ee, yani Amerika'da bile atılmış değil yani uydular bütün Amerika'yı kapsamıyor. Bir de bununla ilgili testler yabancı sitelerde okudum değişik network sitelerinde. Yani uyduyu takip etmesi gerekiyor çöküyor. Uydu tabii gidiyor. O uydu diye geçişte internet bağlantılarında kesintiler oluyor. Yani bugün imkan olsa e, işte 5G arkadaşlar aslında. 5G, 6G hızlı internet. Belki biraz orada göreceğiz. Yani uyduyla bu işin olması biraz zor. Ama e, ne olacak? İşte her yeri kapsayan, bütün dünyayı kapsayan bir e, şey düşünüyorlar. Belki ileride daha tabii gelişir. 5G, 6G gibi hızlı olabilir. Ama şu an çok yüksek hızla edemiyorsunuz. O da var. Zaten şimdi Elon Musk'ın Starlink projesi yeni gibi böyle insanlar zannediyor ama... ...yıllardır zaten oyunu üzerinden internet verilen bir hizmet yani. Yani yeni çıkmış bir şey değil ki. Artı Starlink'e benzer. Amerika'da yapılmış onlarca proje var. Hatta batan da bir sürü proje var. Geçenlerde Discovery Science mi orada bir video izlemiştim bir belgeselde. Orada batan bir tane projeden bahsediyordum. Sızma testi uzmanı olmak için TSS sertifikasından başlamak mantıklı mı demiş bir arkadaş. Mantıklı arkadaşlar. Neden? Çünkü birçok e, şeyde, e, firmada bu sertifika isteniyor. Neden? Çünkü hani her ne kadar şimdi Şenol Bey de iyi yayınlar dilerim demiş. Şenol Bey de teşekkür ederiz kendisine. E, hem yayınlarımıza katıldığı için, destek verdiği için hem de e, sosyal medyada yine destekleri için, paylaşımları için. Şimdi o her ne kadar böyle vendorlara şeylere e, bağımlı olmayın dese ve gençlere elim hakkım bağımlı oluyorsun. Ama e, bir mesela geçen günde dedim. Geçen yılda da Şenol Bey çok güzel söyledi. Yani ben LinkedIn'de adam aldığı sertifikayı title'ına yazmış. Böyle şeyler yapmayın arkadaşlar yani. Hani adam aldığı Amazon sertifikasını, Cisco sertifikasını, Cehtir, OSCB'dir bunu title'ınıza yazmayın yani. Hani o marka yoksa ya da o sertifika yoksa siz hiçbir şey olursunuz. Böyle bir şey olmasın. Onu da geçen yayında yine se seyretmediyseniz cuma günü yaptığımız kanal böyle yayını izlemenizi tavsiye ederim. İşte e, özellikle kamuda ya da birçok farklı özelde de olabilir. Şimdi ne oluyorlar? Şartnameye yazıyorlar. Yani diyor ki şartnamede diyor ki bu e, sızma testini yapacak kişi TS e, sızma testi uzmanı sertifikasına sahip olması gerekiyor. Öyle olunca da bu sertifikayı tabii almak gerekiyor. Yani işin böyle de bir gerçeği var yani. Hani sektörün gerçekleri var. Sevmesek de beğenmesek de böyle bir gerçek var. Evet. Selam Cemal abi demiş. İyi akşamlar diyen arkadaşlar var. Hepsine tekrar teşekkür olmuş. Şey teşekkür etmiş olalım. Starlink uydu çöplü olacak demiş bir arkadaş. Olabilir. <laughs> Şimdi bir tanesi Cisco yeşil polo yaka tişört arıyor demiş. Cisco'nun arkadaşlar şeyi var aslında. Cisco e, mağazası var. E, oradan alabilirsiniz. Cisco Store yani tişört Linkini şöyle bir yere gönderebilirim. Avrupa sayfasından. Ucuza gelmez tabii. Ee, benim tişört de göz koyduysanız ben onu şey yapamam yani. Cisco Store diye arkadaşlar vereyim şunu. Diye. Nereye yapıştıralım? YouTube'a. YouTube'dan izliyorlar arkadaş zaten. Evet. Cisco'nun Store'un linkini yapıştırayım. Oradan alabilirsiniz. Orada yeşil midir değil midir bilmiyorum da orada şeyler var. US Store, Europe Store diye bakarsanız, verdiğim linkten giderseniz orada kitaptır, USB'dir, carttır, curttur böyle şeyler var. Cisco hesabınız oturma açın diyor. Normal ücretsiz hesap oluşturabilirsiniz. Oradan bakabilirsiniz. O yeşil tişört anısı var zaten. 2011 yılında ee, ne diyelim Avrupa, Orta Avrupa bölgesinde en iyi eğitmenler seçmişlerdi. Macaristan başkenti Budapeşte'de bir ödül töreni olmuştu. Oradaki etkinliğe gittiğimizde vermişlerdi o tişörtü. Yani katılan herkese tabii. Yani tişörtün öyle bir anısı var. <laughs> Olsa dükkan senin demiş yani atalarımız. Batuhan'ın da öyle bir isteği var ama <laughs> hediye edemem yani. <laughs> Zaten bir tane var. İki tane olsaydı senin olsun ne olacak yani? Fotokopiyle çoğaltabilir miyiz? Çoğaltamayız yani. Şimdi Esra isimli bir arkadaşımız demiş ki 4 yıllık siber güvenlik uzmanlık kumadan sertifikalarla uzmanlık sıfatı alınabilir mi? Arkadaşlar her zaman söylüyoruz. Diploma, sertifika bunlar hiçbir şey arkadaşlar. Önemli olan sizsiniz yani. Şimdi geçen Senol böyle yaptığımız yayında da yani bu konuda dil çok önemli. Yabancı dil. Yani İngilizceniz iyiyse sertifika olmadan da kendini çok iyi geliştirip de üniversitede antropoloji mezunu olup da gelip sızma testi uzmanlığı yapan arkadaşlar var. Bu arkadaş üniversite antropoloji okumuş ne demekse bilmiyorum ya antropoloji. Şey. Sonra gitmiş kendisini çok iyi yetiştirmiş, çalışmış, etmiş, öğrenmiş bu konuları. Hatta bir buçuk iki yılda yani çok iyi yerlere gelen insanlar tanıyorum. Ondan sonra da piyasada çalışıyor. Ne 4 yıllık bilgisayar mühendisliği mezunu ne de cehi var, OSCP'si var bilmem nesi var yani. Siber güvenlikte kariyer yapmak istiyorum. Sizce bilgisayar mı yazılım mühendisliğine öncelik vereyim. Az önce zaten bunun cevabını verdim. Yani İsterseniz işletme okuyun, isterseniz antropoloji okuyun. Yani okuduğunuz bölümün hiçbir önemi yok arkadaşlar. Geçen hafta Şenol Bey'e de sormuşlardı bu soruyu. Dedi ki hiçbir de dedi diploma sormuyoruz biz. Almanya'da kendisi. Berlin'de yaşıyor. İşe alımlarda vesaire çok e, tecrübelerini anlattı. Dedi ki kimseye hangi bölümden mezun olduk diye sormadık. Evet. Tişörtü kopy kopyalayabiliriz demiş Mahmut Bey de. Vallahi olabilir. Bilmiyorum yani. Hatta ne yapalım? Bir mağaza açayım ben. Cisco t diye. Benim zaten web sitemde bir mağaza var. Oraya <laughs> Cisco logo t ya da ayam Network e, Engineer falan filan. Ya da böyle İngilizce şeyler ben pek sevmiyorum yani. Hani e, işte ben sızma testi uzmanıyım falan. Hani giymişizdir belki olanı ama böyle şeyler pek sevdiğim şeyler olmadığı için. Evet. Bir arkadaş adli bilişim oku demiş. Olabilir adli bilişimde okuyabilirsiniz. Adli bilişimde de kendinize iyi yetiştirirseniz penetrasyon testi uzmanı, sığma testi uzmanı olarak ya da işte zararlı yazılım analisti vesaire ya da işte e, siber güvenlik analisti, SOC Security Operation Center analisti olarak yakında e, bu konuda da bir yayın yapabiliriz. Yapmıştık daha önce hatta Cisco'nun da var. CCNA, CyberOps var, şu var, bu var bunlarla ilgili de bakabilirsiniz. Türkiye'de çünkü büyük kurumsal şirketler ya kendileri kuruyorlar bir secret operation center ya da dışarıdan bir hizmet alıyorlar. Büyük bilişim firmaları, siber güvenlik firmaları kuruyor bu sefer böyle şeyler SOC'lar. Oralarda görev almak için işte blue team dedikleri mavi takım tarafında kendinizi geliştirmek için ne yapabilirsiniz? Adli bir bilişim okuyup tabi kendiniz dediğim gibi bu alanlarda geliştirmeniz lazım. Bilgi güvenliği bölümü 2 yıllık. Ya ben söylüyorum siz tekrar şey yapıyorsunuz. Yani <laughs> şu bölüm bu bölüm değil diyoruz. Yani siz yine şu bölüm iyi mi bu bölüm iyi mi? Hani 2 yıllık bilgisayar programcılığı bölümünü bitirip daha sonra 3. sınıftan başlıyor 2 yıllık bilgisayar program bitirenler açık öğretim işletme diye. Ve sonrasında da şu an CCNP sertifikasını almış. CCN eğitimine benim e, eğitimime gelmişti bir arkadaş. Sistem pis sertifikası almış. Sonrasında da şu an çok büyük projelerde proje yöneticisi olarak çalışan arkadaşlar tanıyorum. Yani iki yıllık bilgisayar programcılığı mezunu bu arkadaş. Yani her şey sizin çalışmanızla, gayretinizle, emeğinizle olur arkadaşlar. Yani okuduğunuz üniversite, diploma, ondan sonra aldığınız sertifikalar değil. Evet, bir arkadaş Eylül'de kurs savurdu bekliyoruz Evet, CCNA kursumuz var. 14 Eylül'de başlayacak. Arada Twitter'dan LinkedIn'den paylaşıyorum. <laughs> bunu da reklamını yapmış olalım. Kendi reklamımızı yapmış olalım arkadaşlar. Evet artık sade tişörtler giyiyorum yani. Sadece siyah tişört. Mehmet İnce ile bir yayın yapmıştık. Onu da izleyebilirsiniz. Hackerlar siyah giyer diye. Ama e, tabii onunla alakası yok. Değil mi? Yani benim Udemy işte I çünkü on Udemy diye falan bir tişörtüm vardı. O tişört falan dedim ya İngilizce böyle yazan şeyler pek sevmiyorum yani. <laughs> Neden derseniz. Dedik ya yani bazen oluyor işte adam İngilizce'de küfür ediyor. Kendine hatta küfür ediyor. Almış giymiş o tişörtü yani anlamını bilmeden etmeden. Ee, hiçbir şey yazmasa daha iyi tabii. Şimdi burada Başka bir yerden mi arkadaş sormuş? Kateris 3550 Switch QNT destekliyor mu demiş. Valla onun dataşitine bakmak lazım. Bilmiyorum. Ezbere ben de bir şey diyemem yani. <laughs> Kapışan babışan arkadaşlar. Ben siber güvenlik uzmanı değilim. Hacker değilim yani. Yani benim Twitter'da LinkedIn'deki e, ünvanım eğitmen yazar yani. Eğitmen ünvanını kullanayım yani. Hani Değil mi? 25 yıllık eğitimciyim. 96 yılından beri 25 yıl oldu. Çeyrek asır olmuş yani. İyi bir eğitimciyim demiyorum. Bak eğitimciyim diyorum sadece. Eğitmenim diyorum. Değil mi? Yazarım. 3 tane kitap yazdım. Bilmeyenler için söyleyeyim. Ayın işinin temelleri. Şöyle. CCNA konusunda kitap. Hala çok güzel bir kitap. Herkes için süper güvenlik. Bunu Backnet için yazmıştık. Hani herkesin siber güvenlik değil, siber güvenlik tabi zannetmeyin. İçinde Berknet güvenlik duvarının kullanımıyla ilgili bilgiler var. Bir de Kale ile ofansif güvenlik. Yazmışım yani ama kitapları iyi anlamında söylemiyorum yani. Değil mi? Eğitmen yazar ünvanını kullanabilirim. Neden? Çünkü eğitmen, eğitmenlik yapıyorum, eğitim veriyorum. Kitap yazmışım 3 tane. Ama bunlar çok iyi demiyorum. Böyle bir iddiam yok. Siber güvenlik uzmanıyım. Şöyle specialist, böyle bilmem ne. Öyle bir ünvanı da kullanmıyoruz arkadaşlar. Öyle bir iddiamız yok. Yani Ziyahan Albeniz. Eğer tanıyanlarınız varsa, tanımayanlarınız varsa da Twitter'dan da takip edebilir. Ziyahan Hoca'nın öyle bir şeyi vardır Twitter profilinde. Ee, hayat boyu öğrenci diye. Hayat boyu öğrenciyiz arkadaşlar. Doğduk. Kabire mezara kadar. <laughs> değil mi? Öğreneceğiz. Öğrendiklerimizi paylaşıyoruz bir tek. Yani bazen oluyor işte insanlar bana sorular soruyor. Daha önce bunu çok defalar söyledim. Ben çok şey bildiğimden değil, sadece bildiklerimi paylaşmaya çalışıyorum o kadar. Siber güvenlik giriş videolarının devamı gelmeyecek arkadaşlar. O videoları izlerseniz zaten sorunun orada cevabı var. Artı bir de benim e, Temmuz'un 5'i 6'sı gibi yaptığım bir yayın vardı. O videoyu da izlerseniz yine sorunun cevabı orada var. Ben artık çok fazla yayın yapmayacağımı, daha çok aile ve zaman ayıracağımı. Çünkü ben bu yaptığım şeyler arkadaşlar hep ekstra zamanlarımdan yapıyorum. Yani işte Udemy'de bir eğitim hazırlıyorsam boş zamanımda hazırlıyorum. Canlı yayın yapıyorsam boş zamanımda. Anlatabiliyor muyum? Yani benim asıl işim freelance serbest eğitmenlik. O eğitimleri verirken arada zamanım kalırsa işlerden, güçlerden, aileden bu yayınları işte Udemy eğitimlerini, YouTube yayınlarını yapıyorum. Ama artık dedim ya daha çok aileme zaman ayırdığım için bu yayınları da anca ayda bir yapacağız. Yani işte Cuma yaptık, bugün Pazartesi planladığımız söz verdiğimiz için yaptık. Bir sonraki yayın ortalama en fazla, e, en erken diyeyim pardon en fazla dedik. E, bir ay sonra olur artık çok yayın. Ee, yapamayacağız yani ya da YouTube'a video atamayacağım. Belli başladığımız şeyler var onlara devam ettireceğiz. Evet, YouTube kanalımda bir dediğim gibi yayın yapmıştım. Ee, yeniden merhaba diye bir canlı yayın. Ee, ne zamandı o? Şöyle bakayım. Orada cevabı var. İzlemişsinizdir belki, izlemediyseniz de izlemenizi rica edeyim. Bunların devamı gelmeyecek. Artı az önce de söylemiştim. Ne zaman yapmışız? 4 Temmuz'da yapmışız. Yeniden merhaba diye. Orada bunları açıklamıştım yani. Evet. Bir de dediğim gibi ilgi yani. Hani dedim ya. Şimdi mesela canlı yayın yapıyoruz o siber güvenlik serisinde. Şimdi şurada da şimdi 23 kişi izliyor. O bu 23 kişinin her biri çok değerli. Dediğim gibi hepinizin başımın üstünde yeri var ama. Hani bazen dedim ya benim şimdi sonuçta hitap ettin. Yani siber güvenlikle ilgili bir eğitim yapıyorsun. Kaç kişi hitap ediyorsun? Türkiye'de hesaplayın şu an bilgisayar mühendisliğinde, iki yıllık siber güvenlik bölümlerinde, bilgisayar programcılığında. Ondan sonra e, yazılım mühendisliğinde şurada burada yani hani bu alanı kapsayan adli bilişim falan filan toplasanız belki 50 bin tane öğrenci vardır. Hani 50 bin öğrencinin kaç tanesi de mi izliyor? Yani şimdi ilgi olmayınca, talep olmayınca da bunlar gelmiyor. Az önce de söyledim ya hani boş zamanında ya da boş zaman, boş zaman ayırarak ya da ortaya çıkararak bu işleri yaptığım için o boş zamanda artık olmuyor yani ister istemez. Evet biraz uzattık kusura bakmayın. Yani siber güvenlik geç videonun devamı gelmeyecek. Sadece vakit bulabilirsem ayda böyle canlı yayınlar var. Bir de YouTube e, kanalında katıl üyelerine özel başladığım birkaç tane eğitim serisi vardı. Sevmediğim bir şeydir yani başladığım işi yarım bırakmamak. O yüzden onları yoksa hani olmasaydı katılı da kapatacaktım. Artı o videolarda gelmeyecekti. O yüzden onların devamını çekiyorum. Yani öyle söylemiş olayım. Yoksa bir de başladığımız mesela bir Zagsele eğitim serisi vardı. O da bundan 5-6 ay önce. Yani başlamasaydık o da kalacaktı demiş olayım. Yani yeni bir şeye. Bazen tabii kendi tutamıyorum. Başlıyorum tuttum. Geçenlerde bilgisayarlar ve internette diye bir ders başlattık. Arada bu vakit bulursam onun derslerini çekip göndermeyi düşünüyorum. Yani YouTube'a yüklemeyi. Yani şu an gelin yeni, yeni gelecek videolar sadece Computer Networks and Internet diye bir kitap var. Oradan dersler olacak. Başka bir ayda bir olursa canlı yayın. Tamam. Başka da bir şey. Arada da yine konuklar alabilirsek. O. Oh. acı ve ise çok fark var mı? Evet. Batuhan Balaman. Çok enterprise sorular soruyorsunuz. <laughs> yani çok bir fark var mı? Kullananlara sorun. Yani ben sadece eğitimlerde kullandığımız kadar. ya da Ne bileyim demo. O kadar. Ee, yani canlı sistemlerde çok tecrübe etmediğim için net bir şey söylemeye, söylemeye söyleyemem. MQTP protokolü zafiyetler nelerdir? Bilmiyorum. Yani MQTP protokolünün zafiyetlerine bakabilirsiniz. Geriye dönük izlediğimiz videolarınız var demiş bir arkadaş da. Yani onlar da tabii çok az kişidir. Ben de izliyorum bazen. Ne saçmalıklar yapmışım söylemişim diye. MQTP değil de MQ2, M, MQTT olabilir. O protokol. MQTP de olabilir yani bilmiyorum ben temel bazı söyleyeyim diye şey yaptım yani burada bugün tutup da IoT Security ile ilgili bir eğitim yapacağız demedim arkadaşlar yani kaynaklar paylaştık dediğim gibi BTK Akademide bir IoT güvenliği ile ilgili bir eğitim var onu izleyebilirsiniz dedim temel bazı konuları öğrenirsiniz en azından yani nasıl bir yol izleyeceksiniz ee, yine az önce Twitter'da paylaştığım linkler var. Onları ayrıntılı incelerseniz birçok konuya hakim olabilirsiniz. Yani bu işe ilgi göstermek ve zaman ayırmak arkadaşlar. Bu işin şeyi bu. Sıfırdan başlayıp çok yani bay olsun, bayan olsun ya da bayan denmesi şimdi iyi olmuyormuş. Kadın olması lazım işte o kelimenin. Çok böyle piyasada arkadaşlar tanıyorum. Yani şimdi hatta geçenlerde görmüştüm birisi LinkedIn'den şey yapmış. Yani bir sızma testi e, ekibinin yöneticisi olmuş yani. Hani bakarsanız belki bu işi 200 sene önce başlamıştır. Yani bir firmada düşünün penetrasyon testi ekibinin yöneticisi olmuş. E neden? E çalışarak yani. Ve görüyorsunuz birçok blogunda ya da işte Arka Kapı Dergi'de. E, Arka Kapı Dergi diye bir dergi var biliyorsunuz. E, Hacker dergisi bilmeyenler için söylemiş olayım. Orada da e, yazıları yayınlanan bir arkadaştı mesela. Dediğim gibi ismi lazım değil. Önemli olan burada söylemek istediğimiz yani bir yıl iki yıl bu konulara eğildiğinizde uzmanlık seviyesine gelebilirsiniz. Yapmanız gereken iyi bir İngilizce temelinizin olması ve sonrasında da bu konulara bolca vakit ayırmanız çalışmanız. Bu evet, kadar çok basit bir şey aslında yani. Hep ben anlatırım yani sene 97-98 bilgisayarın başına otururdum. Bir konuya takılırdım nasıl çözeceğim nasıl edeceğim diye saat 10, 11, 12, gece 1, 2, 3, 4, 5, sabah olurdu 6, oradan kalkardım, kahvaltı yapardım, giyinirdim, işe giderdim yani düşünün o gece uyumamışım. Ama o işi de çözerdim yani öğrenirdim yani yaptığım şey de nedir? Bir tane HTML kodu öğrenmektir ya da CSS kodu öğrenmektir. Çok da beceremem onları ama. <laughs> ya odur yani. Becerememişimdir yani. Bir yazıyı ortaya mesela. Şimdi web sitesi yapıyorsun. Yani o zaman çok kaynak da yoktu böyle şeyler de yoktu. Bu 97-98'de yani. Şimdi istemediğin kadar kaynak var. Evet. Yavaş yavaş bitirelim arkadaşlar o zaman. Sorularınız daha varsa bir 40 küsur dakikamız olmuş yayında. Heh, bir arkadaşın sorusunu şimdi gördüm. Network ile ilgili sektöre girme konusunda tavsiyeniz var mı? İlanlar çok detaylı. iş ilanları ne ayarlık Arkadaşlar şimdi iş ilanları ilgili bir şey söyleyeyim size. İş ilanları gözünüzü korkutmasın. Tamam mı? Yine geçtiğimiz yıllarda benim eğitime gelen bir arkadaş vardı. Ee, dediğim gibi şimdi publik bir ortamda, e, kamu açık bir ortamda olduğum için e, ben bunların hiçbir zaman dedim gibi. Yani kişinin ismini de söyleyemem, nerede çalıştığını da söyleyemem, nerede eğitim aldığını da anlatabiliyor mu? Hani özelde de söyleyecek, o da artık dedikodu gibi olur ama. Yani böyle bir e, finans kurumunda diyeyim. Bu arkadaş e, yönetici ya da yönetici yardımcısı gibiydi. CCN eğitimine geliyordu. Bir gün dedim ya ilanı çıkmışsınız dedim. Ya bu ne biçim ilan dedim yani dedi. Dedim bir sürü şey var orada yazıyor. İşte şunu bilecek bunu bilecek. Ya hocam dedi hepsini bilecek dedi biz adam aramıyoruz ki. E dedim ne arıyorsun o zaman? Ya dedi bir adam dedi geliyor dedi. Şimdi orada 20 madde yazmışız dedi. 20 maddeden 8'ini dedi biliyormuş. Ondan sonra e ee, başka bir arkadaş geliyor 9'unu biliyormuş. Başka bir arkadaş üçünü biliyormuş. Biz ne yapıyoruz? 9'unu bilen alıyoruz diyor. Yirmisini bilen adamı nereden bulacağız zaten diyor yani. Öyle bir şey yok. Yani yani hele bir sektör içinde iseniz yani görürsünüz bazen işte ben eğitim veriyorum da yani diyorum bu, yani bu insanlar diyorum ya nasıl bu işleri yapıyorlar falan. <laughs> Neyse çok şey yapmayalım şimdi dedik ya kamu açık bir yerdeyiz. Yani o yüzden ilanlar çok gözünüzü korkutmasın. Ee, yani bu kariyer netlik ilanlara falan da çok takılmayın yani e, şey biraz daha LinkedIn daha şey bu konuda iş bulma alanında LinkedIn'deki ilanlara bakın. Yani oradaki e, şeyler e, iş anlamında şöyle yani hani gözünde ışık olacak diyorlar ya gözünde ışık olacak insanın yani. Yoksa şey değil. Yani oradaki her şeye hakim olmak zaten her konuda uzman olmak. Böyle bir dünyada insan yok zaten. Öyle bir adam bulamazsınız yani. Bir arkadaş Cisco benim olsa diye dua ediyormuş. BBS kurarız demiş. Ya BBS'ler öldü gitti ya. Ayarçı serverlar hala yaşıyor ama. Yani o internetin olmadığı günlerde BBS kullanmışlığımız da vardır. Yani unuttum gittim ama BBS üzerinden mesaj falan atardık yani. Üniversitelerin BBS sistemleri vardı. Kişilerin kendi kurduğu BBS sistemleri vardı. Bilmiyorum yani vardır. Google'da aratırsanız BBS server falan nasıl kuruluyor. Sanal site var mı demiş bir arkadaşımız. Sanal makineler. Arkadaşlar eğer e, biraz e, bütçe ayırabilirsiniz. Bütçe ayırabilirseniz Try Hack mi çok güzel bu konuda. Yani hemen şöyle ne yazacağım? Try Hacme. Try de arkadaşlar ücretsiz şey de var. Hesap oluşturup da birçok odayı, room'u çözebiliyorsunuz. Ya da işte OneHub gibi orada da birçok şeyleri bulabilirsiniz. Try Hacme'ye öncelikle başlamanızı tavsiye ederim yani. Bir arkadaş Gulamov isim, soy isimli arkadaşın cevabı bu olsun. Yani Try mi çok güzel bir konuda. Ya da one, one hub, one hub, one hub yani vulnerability ya da vulnerable zafiyet içeren makinelerin olduğu hazır imajların olduğu bir site. Onu da geçenlerde o siteyi de Offensive Security yani Kalinux'u e, hazırlayan ekip satın almıştı. Ya şimdi uzmanlık, uzmanlaşmak için online eğitimler yeterli mi? Yeterli tabii yani sizin sonuçta çalışmanız gayret etmenize bağlı. Sonuçta işte yani Udemy'de, BTK, e, Akademi'de, YouTube'da Türkçe olsun, İngilizce olsun ki İngilizce zaten birçok eğitim var. Yani evet bunlarla uzmanlaşabilirsiniz. Ama tabii çok zaman ayırmanız lazım yani. Hani öyle boyacı gibi değil ki dağları çıkar hemen olsun demişler. Öyle boyacı gibi gibi değil yani hemen olmuyor. Ha, i̇lanın sevysi CC, CSE e, expert. <laughs> ya şimdi olabilir ilan seviyesi öyle olsa da dediğim gibi yani genelde e, her şey yazıyorlar ki en çok şartı taşıyan en iyisini alalım diye yoksa öyle bir dünya yok yani. Windows, Linux olarak bunlara ne kadar yatırım yapmalıyız öğrenmiş denişme unuttum. Evet. Ya şimdi bir konuda uzmanlaşmaya çalışın ee, Linux özellikle Linux konusunda kendinizi nasıl geliştireceğiniz channel böyle yayında cuma günü konuşmuştuk alın e, sanal makineye kurun ya da Raspberry Pi'ye kurun bir tane Linux sunucu onun üzerinde DSP servisini DNS servisini e, ne bileyim işte e, bir e, web servisini çalıştırın bakın bununla ilgili de e, YouTube chat'e bir tane web sitesi açacağım Birçok Linux sunucunun servislerine kadar kurulumunu yapabileceğiniz Server World Info diye bir site var. Oradan görebilirsiniz arkadaşlar. Burada mesela işte diyelim ki CentOS'a e, CentOS'u kurdun. Tabii onun dışında başka OS'lar da var. Yani bakarsanız e, şöyle Şimdi Server, Server World diye geçiyor. Other OS Config diye geçiyor. CentOS, CentOS 7, Fedora, Ubuntu, Ubuntu'nun, Debian'ın ne bileyim bir sürü şey var. Diyelim ki Ubuntu 18.04'e geliyorsun. E, install Ubuntu diyor. Ubuntu'nun kuruluşu, NTP SS Server kurulumu, DNS DSP Server kurulumu, Storage Server kurulumu, Virtualization, Container, Cloud, Compute, Directory Server, Web Server, Database ne istersen adım adım adam göstermiş. Yani vardı ya bir şarkı. Helva yapsana, helva yapsana. Ne duruyorsun helva yapsana yani. Her şey burada var. Daha ne istiyorsun yani. Evet. Windows ile ilgili de yine o verdiğim linkte var. Windows sunucular ve servislerin kurulumu ile ilgili. Evet. Batuhan Balama şey demiş. Nostalji çocuğu, çocuğum demiş yani. Milenyum. Evet. Eski profesyonel. Evet. DevOps geleceğini nasıl görüyorsunuz hocam demiş bir arkadaş. İşte o yayında e, şunu söylemişti Şenol Bey. DevSecOps yani biraz iş oraya gidiyor. Yani DevOps'un security kısmına. Yani ilanlarda da çok eee DevSec ilanı görüyoruz şu an. Tabii DevOps diye bir aslında üst başlık yok. Bunu da söylemişti. Şenol Bey ile yaptığımız Cuma günkü yayını yap, e, yaptığımız yayını tekrar izlemenizi tavsiye ederim. Böyle rica etmiş olayım Sefa Akbaş'a cevabımız da olsun. Aklım çok karışık demiş bir arkadaş ama yukarıda yazdım neden karışık olduğunu bilmiyorum yani. <laughs> neden karışıksa. Neden karışık? Kardon arkadaşlar telefon çaldı. <laughs> evet. Vallahi yayın mı dondu? Ne yaptı bilmiyorum da aklım çok karışık demiş bir arkadaş. Orada kaldık. Devamı gelmedi. Evet, ya tabii tabii herhalde bir yerden başlamak lazım. Dedim ya siber güvenliğe nereden başlarız diye e, bir video var YouTube kanalımda. Oradan başlarsanız iyi olur. Temel e, network, temel yine Linux bilgisi ve temel programlama, algoritma e, bu konularda bilgi sahibi olursanız ondan sonrası gelir. Ama dedim ya yani siber güvenliğe nereden başlarım? Bu yayınları birkaç seneden yapıyoruz. Aynı soruları tekrar tekrar e, sorup. Nereden başlarım diyen arkadaşlar var. Bir yerden başlayın. Cevap bu. Bir yerden başlayın yani. Nereden başlarsanız başlayın, ama bir yerden başlayın. Evet arkadaşlar, bugün de iyi kötü sorulara cevap vermeye çalıştık. E, Aypt Security ile e, burada kariyerle ilgili birkaç cümle söylemeye çalıştık. Gerekli kaynakları Twitter hesabımda paylaştım. Onları da takip edin demiş olayım. Bu arada düz hesap 3602 takipçide olduk. Bu arada YouTube kanalıma abone olmanız gerekiyor. Tabi yorum yazmanız için. Ama bu, ha, bugün ayarlamadık öyle. Cuma günü yayında ayarlamıştık. Eğer şu an yayını izliyorsanız ve YouTube kanalıma abone değilseniz. Katıl değil bakın ha. Katıl değil. Kanala abone olun. Şu an 8000 küsür abone var. Yakında artık ne zaman olur? Şöyle. Herhalde bir, 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 bir iki senede 10 bin abone olur. Hani adamlar geliyor 100 bin abone olduk diyor. Plaket gösteriyor ya. Bizimki herhalde o zaman öyle bir 15 senede olur yani 100 bin abone. Evet, 40 yaşından sonra bilgisayar programcılığı okuyacağım demiş bir arkadaş. Vallahi yani bilgi sahibi olmak içinse olabilir. Ben de mesela e, bu Ağustos sonu gibi. Geçen sene düşünmüştüm de. Kısmet olmadı ama Ağustos sonunda ikinci üniversite olarak e, yönetim bilişim sistemleri. Açık öğretim Anadolu Üniversitesi var ya. Oraya başlayacağım yani. Hani sırf şeyler öğrenmek için. Yani kendimi geliştirmek için eksik yedik vardır. Yani mutlaka bilmediğim bir şeyler. İki cümlede de öğrensek kardır. Onu da söylenmiş söylemiş olayım. E, yani... Mutlaka e, YBS'ye başlamak istiyorum yani. Ama e, eğer kariyer değişikliği için falan okumayı düşünüyorsan, yani benim öyle bir amacım yok ya. E, 40 yaşından sonra Türkiye'de kariyer e, değiştirmek biraz zor. Onu da söyleyeyim. Yani, yani ben şu yaşımda e, kariyer nette işte IT e, uzman olarak e, işlere başvursam, yani benim yaptığım iş eğitmenlik... Ama düşün yani gittim bir yerde bir iş yapacağım, edeceğim falan işte. E e, server'ın diskini sökeceğim, yenisini takacağım bilmem ne falan. Hiçbir yerde iş hiç bulamam. Neden? Çünkü 50 yaşına gelmişim. Bizim Türkiye'de e, 50 yaşında adamı almıyorlar yani. Hani genç adam olacak, şey olacak falan filan. Biraz da az maaş verecekler. <laughs> o yüzden onu da söylemiş olalım. Yani 40 yaşından sonra kariyer değiştirmek ya da IT'de bir kariyer yapmak istiyorsanız Türkiye şartlarında zor ama e, yurt dışında 50 değil 60 değil 70'ten olur. Yani hatta başka bir meslekten hani geçen de David Bombal'ın videosunu izlemiştim geçtiğimiz aylarda geçen sene mi neydi? Adam berber, kuaför, erkek berberi gidiyor eğitimler alıyor. Cisco DevNet yani Cisco network yazılımcı, yazılımcı yazılımcısı oluyor. Cisco DevNet diye bir sertifikası var şu an seni seviyesinde. Düşünün yani. Cincinnati sınavında bir giriş hakkınız yok. Cincinnati sınavında 4 gün 5 gün sonra mı ne bir hafta sonra bir, daha girebiliyorsun. İsterseniz 1000 defa da girebilirsiniz. Cincinnati sınavında yani 300 dolar vermek şartıyla 10 defa girsiniz. 3000 dolar 100 defa girseniz 30 bin dolar yapar. Ya i̇şte çarpın 300 dolar. istediğiniz kadar paranız çok istediğiniz kadar girebilirsiniz. Yani öyle bir defa giriş hakkınız diye bir şey yok. CCNA sınavına yani gerçek CCNA sertifika sınavına istediğiniz kadar girebilirsiniz yani. 1, 2, 3, 5, 10, 100. <laughs> evet. SQL XS e zayfetleri hala yaygın mı demiş. Dedik ya dünyanın sonu bakalım. Ne zaman gelecek? SQL ve XS e zayfet sonra o zaman gelir belki. <laughs> evet arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ederim. Zaman ayırdınız. izlediniz. Başka bir canlı yayında konuk olur ya da başka bir konu olur. İnşallah önümüzdeki haftalarda görüşmek üzere.